Para hayatımızın merkezi. Onun peşinde koşuyoruz. Her şey için lazım. Sağlık için lazım, eğitim için lazım, ev için lazım, yemek için lazım, yaşamak için lazım. Liralar, liralar, liralar. Lira ne? Lira, bizim kullandığımız birim. Bir zamanlarda İtalyanlar benzer bir birim kullanıyorlardı. Para ve finansla ilgili terimlere şöyle bir bakalım. Borsa, ciro, cambio, deposito, caparo, isconto, police, fatura, bono, agente. Sayın sayabildiğiniz kadar. Türkçedeki banka ve finans terimlerinin pek çoğu, özellikle de eski olanların neredeyse tamamı İtalyancadan geliyor. Farkında mısınız? Bu topraklardaki ticaretin kralı İtalyanlar. İtalyan menşeli İtalyan devletleri. Venedikliler, Cenevizliler. Buraya ülke kurmuşlar. Yani Galata dediğimiz yer 1868'e kadar surlarla çevrili. Ta o zaman yıkıldı surları. Bütün deniz ticaretinin, ihracat ve ithalatın bel kemiği olan insanlar. Dolayısıyla ticaretin de bel kemiği onlar oluyor. Dolayısıyla da paranın. Peki nasıl oluyor da dilimizde bu kadar fazla İtalyanca terim var? Bu topraklarda da bankacılığın ve gerçek anlamda finansın başlaması, yine sanayi devriminin başlamasıyla, yani 19. yüzyılın başından itibaren. Bu durumda ticaret ve finans hala İtalyan kökenli grupların, şirketlerin, ailelerin elinde. 1826'da Yeniçeri kaldırıldıktan sonra Merkezi Ordu'ya geçiliyor. Merkezi Ordu'nun yaşatılabilmesi için de vergi sistemine ihtiyaç var. Bu vergiler de mültezimler tarafından yatırılıp sonra da kendi bölgelerinde toplandırılıyor. Ama işin ilginci tabii ki vergiyi önce yatırıp sonra toplamak gerekiyor. Önce yatıracak kimse de para olmadığına göre ve özellikle de mültezimlerin çoğunun eski tımarlı sipahiler ya da eski askerler olduğu, yani asker besleyen, eli sopalı adamları olan insanlar olduğunu düşünürseniz, önce gidip Galata'daki bankacılardan, bankerlerden para alıp devlete yatırıp ondan sonra da vergi topluyorlar. Daha sonra da bugünkü işte ağalar, şıklar falan filan hepsi o dönemden kalma. Ha, nasıl oluyor? Bankere gidiyorsunuz, paranızı alıyorsunuz, devlete veriyorsunuz. Bankere faiz öderken aynı zamanda da o kadar vergi toplayıcıyı ya da silahlı askeri de besleyebilecek olan payı da bunun üstüne koyuyorsunuz. O zaman ilginç bir para dönüşü başlıyor. Fakat Kırım Savaşı ile beraber ilk borcun başlaması, sonra da bütçeyi denk tutabilmek için sürekli borç almak söz konusu. Galata sarrafları ya da bugün daha çok bilinen adıyla Galata bankerleri böyle çıkıyor. Bu bankerler özellikle de Galata'nın köprüye en yakın, dolayısıyla hükümet merkezine en yakın yerinde bankerler konuşlanıyor. Bugün bile caddenin adı Bankalar Caddesi. Bu bankerlerin en önemlilerinden bir tanesi Salomon Camondo, yani Camondo ailesinin kurucusu. Bakıldığında burada da hala pek çok eski İtalyan kuruluşunun en azından bina sahipliğini fark edebiliriz. Daha güzeli Camondo merdivenleri. Çünkü Camondo'ların bankaları bir üst sokakta ve Bankalar Caddesi ile arada inebilme şartları zor, çamurlu yollar, kötü merdivenler varken oraya dönemin en estetik merdiven yapılarından birini kurduruyorlar. Hem kendileri, hem müşterileri, hem çoluk çocukları oraya kolay ulaşabilsin diye. Pek çok ticari terim Türkçe'de olmadığı için veya o dönemde en çok İtalyanların kullandığı, benimsenmek zorunda kaldığı için o İtalyanca terimler bugüne kadar geldi. Onun için sigortalar var, onun için policeler imzalanıyor. Bir siyaset, policy falan filan değil, police imzalanıyor. Deposito yatırılıyor, caparo veriliyor. Piyasalara bakılıyor yıl sonunda, bilançolar açıklanıyor. Aslına bakarsanız
İtalyanların şu anda dünya ticaretindeki etkinliği hiç de eskisi gibi olmamasına rağmen dilimizde hala bütün finans ve banka İtalyanca gidiyor. Bugün hala sürekli kullandığımız lira lafı euro'ya geçene kadar İtalyanların liret ya da lire dedikleri ya da lira dedikleri kelimeden geliyor. Yani bugün sabahtan akşama kadar kaç lira kaç lira deyip sıfırlarını atıp sıfırlarını eklediklerimiz ama lirasından vazgeçmediğimiz bazen YTL bazen TL desek dahi sonunda lira olan şey de İtalyancadan. Hatta belki de pek çok İtalyan bunu unutmuştur çünkü onlar çok uzun süredir euro kullandıkları için artık lira, liretten bahseden insanların yaş ortalamaları baya baya emekliliği aştı sayılır. Onun için en çok İtalyanca finans terimini biz Türkler kullanıyor gibiyiz. Siz de kendinize bir yatırım yapın. Her gün kullandığımız herhangi bir konudaki terimin aslında geldiği yere bakıp neyin nereden nereye gittiğini ve peki bundan sonra neler olabileceğini de gösterebileceğini unutmayın. Görüşmek üzere.